Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Gittik runtime type information ile alakalı size temel bilgiler verdim. Bunları gerçekleştirdik. Bunların polimorfizminde neden kullanıldığını, neden gerçekten burada implemente edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi bakın bugün sizin karşınıza farklı bir konuyla çıkacağım. Ki bundan aslında daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Şöyle yorum satırlarımızı atalım. Exception handling denen bir mekanizma var arkadaşlar. Bu mekanizma ne? Şu şekilde başlığımızı atalım. Yorum satırımızda bir açıklayalım. Şimdi bakın. Bu exception handling mekanizması aslında şu sorunu çözmeye çalışıyor. Ben işimi yapamazsam ne yapayım? Yani if ya da şöyle diyeyim, what happens if an error occurs in real time or runtime diyorum bakın. What would I do? Aslında temel problem bu. Şimdi bakın bu mekanizma sonlanmadan önce kullanılan bütün nesneleri geri veriyor. Ve hata tespitiyle aslında yani ve bunun tespit eden kod ile aynı çalışma bölgesinde kalmıyor. Bu ne demek? Bakın biz hataları ikiye ayırıyoruz hep. Compile time bir de runtime hatası. Şimdi bakın compile time hatası ne oluyor biliyor musunuz? Syntax error oluyor. Yani aslında sizin yazdığınız dilde diyorsunuz ki işte ben Mehmet İşcan'ım diyorum ya ben burada mesela. Atıyorum Mehmet ben İşcan gibi bir ifadeyi ben söylediğimde aslında bilgisayar bunu anlayamıyor. Yani aslında devrik cümleleri ya da sizin yazdığınız devrik kodları ya da sizin burada kurallara uymayan yazılarınızın hepsini aslında compile time'da aslında bu yakalıyor. Ama bir de runtime hatası var arkadaşlar. Mesela runtime hatası ne olabilir? Siz gidip şöyle bir değişken tanımlarsınız. Int a eşittir 1, int b eşittir 0 gibi bir değişken tanımlarsınız. Sonra gidersiniz int c'yi a bölü b yaparsınız. Şimdi bakın sentaks olarak bakın tamamen bu doğrudur. Yani a'yı b'ye bölebilirsiniz. Ama 1 ve 0'ı bölmeye çalıştığınızda zaten bunun matematikte yani soyut matematikte aslında bir karşılığı yoktur. Biz bunun sonsuz olduğunu biliyoruz. Ama aslında bu sonsuzu biz kabul ediyoruz arkadaşlar. Ama program bunu biliyor mu? Hayır bilmiyor. Çünkü program bizim kadar zeki değil. Programda her şeyin kuralı var. Ve her şey arkadaşlar mantık kurallarına uymak zorunda. Neden diyorum bunu? Şundan dolayı. Bakın. Biz bir dili tasarlarken matematiksel imgelerle aslında tasarlarız. Ama bunun aynı zamanda dil bilime de uyması gerekir. Yani siz buraya bir kural verdiyseniz bu makina ya da bu kod sadece bunu gerçekleştirebilir arkadaşlar. O yüzden kendi düşünce yapımız gibi bunu değerlendiremeyiz. O yüzden bakın burada herhangi bir sentaks hatası görünmez. Ama bunu biz çözmeye çalıştığımızda bu değer sonsuza gideceği için ya da bu kural sağlanamayacağı için bu bize runtime'da hata veriyor. Örneklerden aslında biri bu. İkincisi, siz sahip olmadığınız bir bölgeye ulaşmaya çalışırsınız. Örneğin int a 5 gibi bir dizi tanımlarsınız ama programın içerisinde gidersiniz int a 10 gibi aslında bir yere ulaşmaya çalışırsınız. Ama biz buna aslında erişemeyiz. Çünkü biz buna sahip değiliz arkadaşlar. Ama bakın bu bir adres bölgesi olduğu için program size bir çıktı üretir. Ama bu aslında nedir? Bir runtime hatasıdır. Çünkü zaten bizim 5'lik bir yerimiz varken 10'luk bir yere gitmek istediğimizde pointer aritmetiğiyle a artı 10 yaptığı için ya da daha doğrusu bakın burada yıldız diyorum ya işte 0 x f e gibi bir ifade artı 10 çarpı artık kaç byte'sa. Bu kadar mesela bir integer'da 4 byte olduğu için aslında 10 çarpı 4'lük bir byte'da biz buraya gitmeye çalışırız ya. Bu bir adres bölgesi olduğu için yani universal olduğu için. Yani programın her yerinde hangi dil fark etmezsin
bunu kullanabildiği için arkadaşlar aslında biz burada intihana ulaşıyormuş gibi görünüyoruz. Ama bu bir runtime hatasıdır arkadaşlar. Ya da siz bir klası oluşturduğunuzda, vektörü oluşturduğunuzda siz bunların değerlerini derlemeye çalışırsanız ama bunlara ulaşamazsınız. Örneğin biz mesela bir onluk bir vektör oluştururuz ama 20. elemanına ulaşmaya çalışırız. Statik bir adres olmamasına rağmen. Bu bizim için nedir? Bir runtime hatasıdır. Çünkü bu programın içerisine bakın. Şurada bir syntax hatası yoktur. A bir dizi elemanıdır ve dizinin ismidir. Bir pointer'dır. Pointer'a siz gidip bu köşeli parantez operatörüyle ulaşmaya çalışırsınız. İçerideki değer bir integer değerse burada bir syntax hatası görünmez arkadaşlar. Bu sadece gerçek çalışma zamanında yani runtime'da aslında bize bir hata verir. Şimdi bakın. Bu exception handling ne yapıyor biliyor musunuz? Aslında şunu yapıyor. Runtime hatalarını size yakalıyor. Temel amacı bu arkadaşlar. Çünkü siz yazdığınız kodun içerisinde gerçek zamanlı çalışmada kodun nereye gideceğini bilemezsiniz. Ya da atıyorum bir diziye atama yapıyorsanız o atamada mesela overflow yapıp yapmadığını göremezsiniz. Eğer kodunuz mesela çok büyükse bunları fark edemezsiniz. Fark edemediğinizde de aslında adamlar ne yapmışlar? C++'da gitmişler bir tane exception sınıfı yazmışlar. Ve bu exception sınıfı sizin bütün runtime hatalarınızı kontrol ediyor. Exception handling aslında buna deniyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu C++'da var. Ama C dilinde arkadaşlar bakın biz hatalı kod yani yukarıdaki koda başvurur ve bu kodla karar verirsek yani bakın C'de bu tam olarak aslında şöyle yapılıyor. Biz hata yaparsak ilk bunu yukarıdaki kodlardan haberdar ediyoruz. Yani mesela ben C'ye geldiğimde böyle bir klas olmadığı için bunu ben yakalayamadığım için aslında mesela şu örneğimde gidiyorum alıyorum ya şu C int A eşittir 1 B eşittir 0 int C eşittir AB diyor ya mesela ben gelip burada if diyorum B eşitse 0'a sonra gidiyorum diyorum ki işte cout diyorum ya da burada printf deyip mesela atıyorum işte you cannot give 0 to the b variable işte because nokta 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 diyorum. Yani aslında benim bu C dilinde bunların kontrollerinin hepsini biz ne yapmamız gerekiyor aslında yukarıda bir yere vermemiz gerekiyor. O yüzden bakın C'de biz her yere if yazıp yanlış olan kodu yazmak zorunda kalırız. Yani buradaki aslında hatalı kodları da vermek zorundayız. Bir de bizim yazım hatamız için de aslında kod yazarız. Yani burada hata işleyen kodla iş gören kodu bizim ayırmamız gerekiyor. Yani aslında bizim buraya bir log file oluşturmamız gerekiyor. Log file nedir arkadaşlar aslında? Bu hataların sıralandığı, gerçekten bunları yakalayabileceğimiz bir mekanizmanın oluşturulduğu aslında bir header file gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bakın. Elden ele ilişkisini biz burada kaldırmalıyız aslında. Yani if'leri böyle sıra sıra yazmak zorunda kalmamalıyız. Yani direkt taban koda biz aslında bunun kontrollerini verirsek her yerde ayrı ayrı if yazmak yerine aslında bir mekanizma ile biz bunları ne yapabiliriz? Kontrol edebiliriz. Exception handling aslında buna deniyor arkadaşlar. Biz exception handling de aslında bunları yakalayabilirsek yani temel kodlarda şu if'leri yazmak yerine bir blok oluşturup onu bir class şeklinde değerlendirebilirsek artık bakın ne yapmışız bunu da generic hale getirmiş oluyoruz. Olağan dışı durumlarda bakın iade edilmemiş bir kaynağın olmadığını biz garanti altına alabiliriz burada. Çünkü siz if'le bir şey verseniz bile yukarıda bakın nesnesini yaratmış oluyorsunuz. Örneğin int a eşittir 1 deyip int b eşittir 0 dediğinizde aslında zaten c'nin yaratılmayacağından siz kesinlikle eminsiniz. Ama bakın ben b içinde a içinde zaten bunları yarattım artık. O yüzden bakın bunlar ne kullanıyor? Resource kullanıyor bakın. Yani kaynakları aslında burada ne yapıyor? Dolduruyor. Eğer bakın biz bu mekanizmayı kurgulamazsak bundan hiçbirini geri veremiyoruz. Biz bu mekanizmada da hata yapabiliriz. Ama
En önemlisi aslında burada şu. Burada eğer bir hata yakalanırsa arkadaşlar bu mekanizma direkt programı kapatıyor. C++'da da böyle, C Sharp'ta da böyledir arkadaşlar bu. Şimdi exception handling kendi programla aslında ilgili. Herhangi bir alt sistemde, işlemcide ya da kesme yapan uygulamalarda siz bunu kullanamıyorsunuz. Çünkü bakın, executable file siz çalıştırdığınızda bu file'ın içerisinde bir kod işletiyorsunuz. Örneğin şu kodu işletiyorsunuz. Bu kodu işletirken bakın siz burada kesme yapamazsınız. Sadece bu kodda hata varsa ne yaparsınız biliyor musunuz? Catch, yani exception'ı fırlatırsınız. Throw diyoruz biz buna. Fırlattıktan sonra gerçekten bunu kullanmaya çalışırız. Ve o programı kapatırız. O yüzden bakın adamlar burada aslında syntax structure olarak şöyle bir yapı oluşturmuşlar. Adam diyor ki sen diyor eğer gerçekleştirmek istediğin bir kod varsa ben sana try diye bir keyword veriyorum diyor. Bu try'ın içine git diyor, bunların hepsini yaz diyor. Yaz dedikten sonra catch diye bir ifadem var benim diyor. Bu catch'in içine eğer ki sen gidip diyor exception sınıfından bir nesne tanımlarsan ve bunu tanımladıktan sonra bunun içerisine hata değerini aratmak istersen ben diyor bak buradaki hatayı buraya fırlatacağım diyor. Böyle bir yapısı var. O yüzden mesela biz ne yapacağız artık? Bütün yazdığımız kodların hepsini try'in içine koyacağız. Örneğin int a eşittir 1, int b eşittir 0 ve int c eşittir a bölü b dediğimizde artık ne yapacak biliyor musunuz? Bu c'ye gelince aslında catch'in içerisine gidecek ve catch'in içerisinde mesela bize bu hatayı aslında söyleyecek arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu mekanizmada aslında 3 tane bileşen var. Birincisi exception throw. Bu üst kodlara hata bilgisini veriyor. Yani siz isterseniz bir yerde throw fırlatabiliyorsunuz. Bunu örnekle zaten size anlatacağım. Try blue'u zaten açıkladım. Bizim burada çalışan kodlarımıza eğer hata gönderilirse bu hataları yakalamak için kullanılıyor. Catch ise hatayı tamamen bize söyleyip burada müdahale etme imkanı veriyor. Örneğin ben burada gidip dinamik bir nesne yarattığımda sallıyorum işte burada mesela siz bir class oluşturdunuz. A class türünden A eşittir new şöyle A dediniz ve bunu yarattınız. Bunu yarattıktan sonra mesela biz bu catch'in içerisinde bakın delete ile bu A'yı silebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim onu geri vermemiz gerekiyor. Eğer böyle bir yapımız varsa bakın bizim burada sentaksımız da aslında bu şekilde oluşuyor. O yüzden bakın temel olarak biz bunu kurguladığımızda yazmak istediğimiz kodun hepsini buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra bakın bu catch'in içerisinde mesela int x diye aslında bir değişken veriyorum. Biz burada tül bilgisiyle ya da exception sınıfıyla aslında bir fırlatma yapıyoruz. Eğer bunu yapabilirsek arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Eğer bu türden bir hata burada bulursa ya da integer türünden bir hata bulursa ne yapıyor biliyor musunuz? Bu bloğun içinden çıkıp buraya gidiyor ve bize hatayı yazdırma imkanı veriyor arkadaşlar. Nokta 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 ve endley'i biz buraya yazabiliyoruz. Şimdi bakın bir sonraki derste ben bunlara devam edeceğim. Örnekleri yaparak aslında devam etmeye çalışacağız. Ama burada önemli olan şeyi anladınız. Try catch yani exception handling niçin kullanılıyor? Biz C'de if else de bunların bütün hata durumlarını yazıp kodlamayalım. Bizim bilmediğimiz hataları da yakalayalım. Yani taban kodda aslında bunları ifade edebilelim diye aslında böyle bir mekanizma oluşturulmuş ve biz bu mekanizmayı ne yapmaya çalışıyoruz? Hem C'de, C++'da, hem C++'da, hem C Sharp'ta ya da atıyorum object oriented olan aslında yani operatörlerle türetilmiş class yapılarına sahip bütün her yerde biz bunları aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar.